Evet, değerli izleyenler, burası önemli. Özel yayına karşınızdayız. Her salı olduğu gibi. Çok değerli bir meslektaşımız sevgili Aytuğ Türkan'la birlikteyiz. Onunla Türkiye seçimlerini ama bir de şu anda yayınımızın hemen başında gerçekleşmekte olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi partilerle toplantısını, değerlendirmesini konuşmaya çalışacağız. Toplantının bittiği bilgisi, orada bir görüntü varsa şu anda paylaşılabilen o görüntülere bakarak görürüz. Şu anda halen kapı kapalı. Sevgili Cem ile orada bekliyor. Ve biter bitmez eğer açıklama olacaksa da bunu kamuoyuna yansıtacağız. Az önce aldığım bir bilgiye göre Sayın Tufan Erhürman'ın toplantıdan ayrıldığını söylendi. Teyide muhtaç bir nokta. Yani eğer Sayın Erhürman açıklama yapmadan toplantı ayrılmışsa sanırım ilerleyen dakikalarda bunun yansımalarını görürüz. Cumhurbaşkanı 5 Nisan'da BM Genel Eteği'yle bir görüşme yapacak. Tabii ki burada mütekabiliyet esası gereği. Geçtiğimiz gün Rum lider Brüksel'de Hristodilis Guterres'e bir görüşme yapmış. Türk tarafı belki bir girişim yapmış. Mütekabiliyet gereği aynı görüşmeyi kendisi de istedi. Bu arada Rum basında diyor ki Guterres Maria Cuellar'dan, Olgun Cuellar'dan aldığı bilgi doğrultusunda yeni bir süreç başlatmak istiyor. Anastasiadis'e, Hristodilis'e yapılan öneriler kabul edildi. Sayın Ersin Tatar da bunlara iletecek ve ondan bir yanıt bekleyecek diye bir durum var. Tabii ki sevgili Aytuğ Türkan'la bunları konuşacağız. Naçizane görüşümü çok kısacık bir çerçevede derlemem gerekirse ben Türkiye'nin Kıbrıs politikasında çok bir değişiklik öngörmüyorum, beklemiyorum seçimlere rağmen. Bunu seçimlerden önce de söylemiştim. Ama tabii ki konjonktürel gereği bir masa kurulacaksa, bir süreç kurulacaksa Türk tarafı bundan geri kalmayacaktır. Ama sonuç alınır mı? Bence sonuç alınmaz. Sevgili Aytuğ, hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sabah sevgili Alihan'la biraz Türkiye seçimlerini konuştuk. Türkiye seçimlerinin tabii ki buraya etkisi bizden çok merak eden noktalardan biri. Yani Türkiye'nin bundan sonra izleyeceği de ekonomi ve mali politikaların Kuzey Kıbrıs'a yansımaları ne olur? Tele kullanan, bizler de tele kullanıyoruz. Yansımaları ne olur? Yardımlar burada, yani bu ortak protokoller anlamında yardımlar ama Sayın Cevdet Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Türkiye'nin Kıbrıs hassasiyeti aynen devam ediyor gibi görülüyor. Ama tabii bunun siyasi politikalar etkisi ne olur? Türkiye'deki seçimin etkisi ya, ne olur? Ne biter? Yani şunu söyleyeyim. Ben daha önce de zaten defaatle ifade ettiğim gibi değişen, yani belediye seçiminin sonuçlarından tamamen bağımsız olarak, yani tam tersi bir sonuç da olsaydı, AK Parti çok açık ara kazanmış dahi olsaydı veyahut da belki de hiç belediye başkanı çıkarmamış dahi olsaydı, bu konudaki fikrim çok değişken değil. Çünkü sonuçta daha 4 yıllık bir AK Parti hükümeti var. Yani yerel seçimde bir seçim başarısızlığı AK Parti yaşamış olabilir ya da nispeten başarısızlık. Çünkü yine baktığınız zaman seçimi kaybetmekle birlikte ama yine ikinci olarak en yüksek ikinci sayıdaki belediyelere sahip. Tabii ki günün sonunda bu sonucun milli politikalara, resmi politikalara etki etmesini o anlamda beklemiyorum. Ama şu çok daha önemli bir etkendir. Resmi politikalar anlamında. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünden sonraki ekonomi politikası nasıl gelişecek? Ki onunla ilgili de emareler var aslında ama bu daha çok ekonomi uzmanlarının alanına giren bir konu. Ama benim dışarıdan görebildiğim, okuyup kendimce notlarını çıkardığım başlıklara baktığımız zaman ben Türkiye'nin yeni dönemde, yani bu seçim sonrası dönemde daha farklı bir politika gideceğini düşünmüyorum. Kıbrıs sorunu bağlamında işte hep bir eşikler konuyor önümüze. Görün, göreceksiniz, seçim geçsin, şu değişecek. İşte ne bileyim, Atina'yla bak görüşmeler oldu, bak değişecek falan.
bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Daha önce söylediğim bir şey var. Bizim Cumhurbaşkanlığı seçimimizle alakalı bir politika değişikliği Kıbrıs Türk tarafı ortaya koyarsa belki bugünün sonunda değerlendirilir. Ama mevcut durumda Türkiye'nin kendi ekonomi ya da siyasi politikasıyla Kıbrıs sorununun kısa vadede değişeceğini düşünenlerden değilim. Bunu ısrarla zaten her toplantıda başta Sayın Erdoğan olmak üzere gerek Dışişleri Bakanı olsun gerek diğer işte hangi noktada Cevdet Yılmaz olsun yapılan açıklamalarına bu yansıyor. Göreceksiniz Cevdet Bey buraya geldiğinde de yine başta tabii ekonomik konular olacak. Mali ve ekonomik işbirliği protokolüdür ana geliş sebebi edindiğimiz bilgiye göre. Ama burada yine mesajını verirken Kıbrıs sorununa yönelik olarak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki 3 yıllık Türk tezini, Kıbrıs Türk demiyorum, bu Türk tezi. Hem Kıbrıs Türk tarafının hem de Türkiye'nin ortak aldığı bir kararla oluşturulan bir tez. Bu tezde bir dönüşüm olacağını düşünmüyorum. Ama günün sonunda Kıbrıs Türk tarafındaki Cumhurbaşkanlığı seçimde, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi elbette partilerin önemli oranda güçleriyle alakalı sonuçlar ortaya çıkarır ama sonuçta biz orada bir şey oylayacağız. Aynen Sayın Tatar'ın seçiminde Kıbrıs Türk'ünün oyladığı gibi. Neyi oyladık biz? O dönem isimlerden ari olarak federasyon yolunda bir müzakere sürecine devam edecek bir lider mi? Yoksa farklı bir politika güdecek olan, iki devletli politika güdeceğini deklare eden Ersin Tatar mı? Bunu oyladık biz ve az bir farkla da olsa Sayın Ersin Tatar'ı seçti Kıbrıs Türk toplumu. Bu 2025 seçimlerinde benzer bir tabloyla yine seçime gideceğiz. Dediğim gibi bu partilerin oylarından tamamen bağımsız. Bizim oy verme güdümüz Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu şekildedir. Yani Kıbrıs sorunundaki pozisyonu oylarız ve ona yönelik atarız oyumuzu. Dolayısıyla eğer 2025 seçimlerinde bir farklı durum ortaya çıkarsa elbette bu Türk hariciyesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileriyle oturulur, değerlendirilir. Batı'yla iyi ilişkiler çerçevesinde yeni bir şans daha verilmesi düşünülebilirse bunlar tamamen afakidir şu anda. Evet. Belki bu masaya gelebilir. Evet sevgili Cemile, şu anda kapı açılıyor. Evet, değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı'nın siyasi partileri toplantısından şu anda Sayın Erhan Aklı canlı yayında izliyoruz. Bir şey açıklama yapacaklarımız sanırım yapılmadı, yapılmayacak. Sevgili Cemile'den bir bilgi alırsak sıcağı sıcağına, değerli izleyenler, az önce Sayın Erhan Aklı ve Sayın Fikri Ataoğlu'nun oradan ayrıldığını gördük. Şu an sanırım Sayın Genel Başkanı Başbakan Ünal Özel içeride. Belki de hükümet adına Sayın Başbakan'dan bir açıklama yapılır Cumhurbaşkanlığı girişinde. Cumhurbaşkanı arasında aşık sanırım bir saat sürdü toplantı. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın toplantıdan erken ayrıldığını tekrardan hatırlatalım. Bu arada sevgili yönetmenim, eğer Cemile'yle konuşursak da Cemile bize oradan birkaç kelime aktarırsa diye düşünüyorum ben. Sıcağı sıcağına daha iyi olacaktır. Cemile'yi hazır edersek sanırım hibrit noktasında belki bir aksaklık olabilir ancak yani Cemile orada gördüklerini bize aktarırsa iyi olur diye düşünüyorum. Cemile hazır mı arkadaşlar? Evet tamam, sözü Cemile'ye bırakalım. Cemile notlarını bizimle paylaşsın. Evet Levent, bugün öğlen saat 1'de itibariyle Cumhurbaşkanlığında mecliste temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından biliyorsun 5 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Cumhurbaşkanı ve bu görüşme öncesinde de mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi ve bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı şu an sona erdi. Toplantıdan ilk ayrılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu. Daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı
Başkanı Erhan Arıklı da az önce Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Genel başkanlar açıklama yapmayacaklarını söylediler. Ama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tüm genel başkanların ayrılmasının ardından bir açıklama, basına bir açıklama yapacağını söyledi ve bu açıklamayı da yine canlı olarak getireceğiz ekranlara. Evet Levent, Cumhurbaşkanlığından aktaracaklarım bunlar. Yaklaşık bir saat sürmüştü toplantı ve bu toplantı sonrasında neler konuşuldu, hangi görüş birliğine varıldı, hangi görüşler söylendi, bunu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla getireceğiz ekranlara. Peki, teşekkür ederiz sevgili Cemile. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı 5 Nisan'da yapacağı görüşme öncesi bugün siyasi partileri toplantıya çağırdı. 4 siyasi parti görebildiğimiz kadarıyla Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi genel başkanlar düzeyinde dar kapsamlı bir görüşme oldu. Bir nevi bir ön bilgilendirme noktasında siyasi partileri, tabii ki hükümeti ve ana muhalefeti aslında bilgilendirmiş de oldu Cumhurbaşkanı. Cemile'nin verdiği bilgiye göre bir açıklama olmayacak. Açıklamayı sadece Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapması bekleniyor. İlerleyen dakikalarda Sayın Cumhurbaşkanı oradan bir açıklama yaparsa da buradan yapacaksa buradan canlı yayında aktarırız. Şu an için tekrar edelim, bir açıklama yok. Davet edenler tarafından, davet eden Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sevgili Aytu, sen de bu tarz buralarda çok bulundun. Bu tarz beraber çok bekledik bu tarz noktalarda. Evet. Şimdi şöyle bir durum var ki yani aslında eğer kapsamlı bir davet yaparsanız Cumhurbaşkanı'na bu görüşme öncesi, görüşmeye ekstra bir anlam da yüklemiş olursunuz diye düşünüyorum. Onun için biraz temkinli bir davet oldu benim anladığım. Ben de şunu anladım. Hı. Dün mecliste bir konuşması geçti bunun. Yani gidiyorsunuz, önemli bir toplantı sonuçta, New York'a davet edildiniz ve bir bilgilendirme yapmadınız. Evet. Şeklinde bir muhalefetin serzenişi vardı bu konuda. Ondan sonra tertip edilmiş bir şey gibi görüyorum bunu. Açıkçası Guterres'in bu daveti aslında bir mütekabiliyet çerçevesinde yaptığını düşünüyorum. Çünkü AB zirvesi çerçevesinde Brüksel'de Rum lider Hristostolidis'le bir araya gelmişti Guterres. Dolayısıyla hani iki taraftan biriyle görüştünüz başkan düzeyinde. Diğer tarafla da elbette görüşmeniz gerekir. Mütekabiliyet bunu gerektirir. Bu çerçevede yapılan bir davet olduğunu düşünüyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı az sonra da açıklama yapacak. En azından Cemil öyle söyledi, biliyoruz. Sayın Tatar'ın ne konuşacağını şu anda zaten bu yakinen takip eden bu işi herkes biliyordur. Az önce benim de ifade ettiğim işte yeni bir müzakere masası kurulabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Oraya kürsü çekiliyor. Şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Değerli izleyenler, hemen ardından da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını basın mensuplarının son hazırlıklarını görüyoruz. Evet, sevgili yönetmenim Ayşe ya da Manolya, bilmiyorum yönetmenimiz kim şu anda. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı sözü bırakalım. Cumhuriyet Meclisi'nde temsil eden partilerin genel başkanlarını buraya çağırıp kendileriyle Kıbrıs meselesiyle ilgili son durumu bir değerlendirme fırsatı buldum. Bildiğiniz gibi Diyaşetler Sayın Genel Sekreteri Antonio Guterres Brüksel'de bundan iki hafta kadar önce Avrupa Birliği devlet başkanları toplantıları marjında Güney Kıbrıs Rum lider Nikos Christodoulos'a bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme üzerine biz direkt Birleşikler'e temas kurup eşitlik temelinde bir anlayışın devam edebilmesi için mutlak surette bizimle de görüşülmesi gerektiğini ve hatta bu talep üzerine ertesi sabah bana Brüksel'de bir görüşme randevusu vermişti. Fakat benim oraya ulaşmam mümkün değildi. Dolayısıyla evet biz
görüşme talebimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla nerede olursa biz bu görüşmeye geleceğiz şeklinde ısrarımız üzerine bize 5 Nisan öğleden sonra Viyaşetler Genel Merkezi'nde New York'ta bir randevu verilmiş ve dolayısıyla ben yarın Washington'da bir dizi temaslar yaptıktan sonra akşam saatlerinde New York'a geçip New York'ta bu görüşmeyi tamamladıktan sonra geri ülkeye döneceğim. Dolayısıyla bir takım tabii özellikle Güney Kıbrıs'ta bugünkü gazetelerde işte Cumhurbaşkanı Tatar Amerika'ya gidiyor. Guterres kendisine Güney Kıbrıs liderinin kabul ettiği önerileri masaya koyacak ve Ersin Tatar'ın bunları kabul etmesi için orada kendisini zorlayacak şeklinde asparagas hiç gerçekle alakası olmayan bir takım spekülasyonlar yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi Sayın Genel Sekreter'in kişisel temsilcisi Maria Holguin Koylar daha 6 aylık döneminin 3. ayını henüz tamamlamıştır. Şu anda istişarelerine devam ediyor. Bizleri 3. kez Nisan ayında ziyaret edecektir. Kendisinden tarih bekliyorum. Çünkü öyle anlaştık. Ve kendisinin biliyorsunuz görevlendirme yetkileri arasında ortak zemin var mı yok mu? Yani herhangi bir müzakere sürecine başlanacaksa ortak zemin var mı yok mu noktasında 3 yıl önce Cenevre'de bizim Viyaşetler'in gündemine getirdiğimiz yeni siyasetimiz yani egemen eşitliğimiz ve eşit ulusal statümüzün teyidiyle ancak biz müzakere masasına tekrar bir sürece başlayabileceğimizi ifade ettikten sonra Genel Sekreter o görüşme sonrasında hatırlayacaksınız maalesef ortak zemin yok şeklinde açıklaması vardı. Ve daha sonra bu süreçte bütün bu gayretler bu Holguin Koller öncesinde de Viyaşetler'in özel temsilcilerinin ziyaretleri, Bayan Luke gibi kişiler gelip gitmiş ama bu ortak zeminin olduğuna dair hiçbir somut bir şey bulamadıkları için bu girişimlerinden vazgeçmişler. Ve biz hala da tabii Türkiye ile de uyum ve istişare içerisinde ana vatan ve bu bölgenin en güçlü ülkesi ve garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteğiyle oluşturduğumuz bu milli siyaseti biz sürdürmekte kararlıyız. Çünkü netice itibariyle her zaman da sizlere paylaştığım gibi Kıbrıs Türk'ü her türlü iyi niyetine rağmen geçmişte yapılan çeşitli farklı görüşme süreçlerinde güneydeki Rum Devleti'nin ki bunun esas elbette müsebbibi 4 Mart 1964 186 nolu kararla ta ki bir anlaşma olsun silah zoruyla dışarı atılan Kıbrıs Türklerinin dışarıda kalması pahasına biz Makaros hükümetini muhatap olarak kabul ediyoruz ve Kıbrıs hükümetini adanın tüm hükümetiymiş gibi tanınmış bir devlet olarak bu şekilde onları kabul ederek ilişkilerimizi bu şekilde sürdüreceğiz şeklinde ama belirli bir dönem için alınan bu karar maalesef hepinizin de bildiği üzere 4 Mart 2024'te 60. yıl dönümünü hep birlikte yaşadık. Yani 60 yıldır güneydeki Rum Cumhuriyeti çok haksızca 1960 anlaşmalarının ruhuna çok ters. Çünkü 1960 anlaşmalarına baktığımızda Kıbrıs'ta iki ayrı farklı halk olduğunu, Kıbrıs Türk'ü ve Kıbrıs Rum'u ve birlikte bu cumhuriyeti kurduklarını, dolayısıyla silah zoruyla bu devletin dışına atılan Kıbrıs Türklerin en az Rumlar kadar egemenlik hakkı ve dolayısıyla devlet kurma hakkının olduğunu ve haliyle 1964'ten sonra yaşananlardan sonra bu binada genel komite ve ondan sonraki süreçte geçici Türk yönetimi 1974 sonrasında otonom devlet Kıbrıs Türk Federal Devleti 1983'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aşama aşama bugünlere kadar gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bir anlam planı yaşadıktan sonra ki orada bildiğiniz gibi biz evet dedik, karşı taraf hayır dedi. Evet deyip bizlere verdikleri işte her türlü izolasyon ve ambargolar bunlar kalkacak. Yeter ki evet deyin dediklerine demelerine rağmen maalesef o izolasyon ve ambargoların hala daha acımasızca Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama karşı taraf hayır dedi, mükafatlandırdılar Avrupa binalarında. 1964'te alınan kararda Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tüm adanın hükümetiymiş gibi tanınmaya devam ediyorlar. 40 yıl sonra 2004'te de Avrupa Birliği'ne giriyorlar.
aşama aşama Kıbrıs Türk'üne yapılan haksızlıklar büyüyerek katlanarak devam etmiş. Dolayısıyla bizim şu andaki pozisyonumuz asla geri adım yok. Bizim talebimiz mutlak surette egemen eşitliğimiz ve eşit ruhsatımızın teyidiyle bir müzakere masasına oturabileceğimiz. Ancak tabii ki bu aşamada kendilerine söylediğimiz ambargolar, izolasyonlar, direkt uçuşların olmaması, her türlü üzerimizdeki bu acımasız uygulamanın kalkmasıyla bir durum değerlendirmesinin yapılabileceği, en azından önümüzdeki süreçte nasıl bir sürece girdiğini, ama kesinlikle ve kesinlikle bizim görüşümüz Kıbrıs'ta nihai adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa mutlak surette bu iki devlet bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla bizim hiçbir noktada tekrar 50 yıldır tamamıyla tüketilmiş olan, yani exhausted dediğimiz, her türlü süreci yaşamış, her türlü iyi niyete rağmen hem referandumda anlamlı zamanda hem Kanaz Montana'da bütün bu süreçlerin tüketilmesiyle artık yeni bir siyaset, yeni bir anlayış, yeni bir vizyonla iki devletlik ortaya çıkmıştır. Türk tarafının bunu milli bir siyaset olarak benimsemiştir. Dolayısıyla biz New York'a gidip orada Sayın Genel Sekreter'e, Sayın Koller'le yapmakta olduğumuz görüşmelerin geldi aşamadaki pozisyonu, bizim bu konulardaki ısrarlı tutumumuzu ve mutlaka ve mutlaka Kıbrıs Türk halkı üzerinde acımasızca hala daha uygulanmakta olan bütün bu ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini ve bundan sonraki süreçte bizlerin o haliyle inşallah öyle bir durum olursa nasıl bir müzakere sürecine gireceğini konuşabileceğimizi, ama bizim elbette son 3 yıldır sürdürmekte olduğumuz, yani İki devlet siyasetin de devam etmesi gerektiğini, bir anlaşma olacaksa mutlak surette iki devletin işbirliğiyle böyle bir anlaşmanın olabileceğini, dolayısıyla ortak zemin var mı yok mu arayışlar içerisinde Sayın Koyler de şu anda görüşmelerimize devam etmekte olduğumuzu, ama tabii bunun da 6 ay olduğu için Haziran sonuna kadar Sayın Koyler'in bir karar vermesi gerektiğini de kendisine orada hatırlatacağız. Dolayısıyla bugün Sayın Parti Genel Başkanlarla burada bu bilgileri verdim ve tekrar New York dönüşümden sonra arzu ederlerse Cumhuriyet Meclisi'ne gidip orada da son yaşanan gelişmeleri, New York'ta ne konuşulduğunu Cumhuriyet Meclisi'ne de ifade edeceğimi bildirdim ve bir kez daha kendilerine davetimi icabet ettikleri için teşekkür ettim. Sorunuz varsa alayım değerli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi partiyle yapmış olduğu toplantı sonrası açıklamasını dinledik. Aslında çok şaşırılan sevgili Aytun'un da ana hatlarını az önce söylediği gibi Cumhurbaşkanı iki egemen eşitlik temelinde bir çözüm vurgusunu ineledi. Politikamızda bir değişiklik yoktur diyor. Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz politika halen masadadır diyor. Egemen eşitliğin tanınmasını istiyor. Sayın Ersin Tatar bunları Sayın Guterres'e de söyleyeceğiz diye ekliyor. Sevgili Aytun. Yeni unsur şu, yani Rum basınına verdiği yanıt. Evet. Yani bu basın toplantısı içerisindeki yeni unsur olarak nitelendirilebilir. Yani Asparagastır diyor. Asparagastır diyor. Yani bizim oraya gidip de bir çözüm önerisini kabul etme gibi bir şeyimiz yok. Biz oraya gidip Holguin'in de yaptığı temaslar çerçevesinde ona ne söylediysek aynı şeyi orada Guterres'e de ifade etme. Yani işte ısrarla vurguladığı gibi bizim de az önce çerçevesini aynen çizdiğimiz gibi bu son 3 yıllık siyaset çerçevesinde bir masa kurulursa kurulur. Bunu da Rumların zaten kabul etmeyeceğini aleni bir şekilde onlar da deklare ediyor. Sadece taleplerimiz aslında çok da insani bir boyutu var. Yani bir de bu açıdan bakılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaatle açıklamalarında bu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılan açıklamalarda da bu var. Yani siz bir masaya oturacaksınız tekrar. Örneğin tamam diyeceksiniz ve bir masaya oturacaksınız ama size uygulanan ambargolar aynen uygulanmaya devam edecek.
izolasyonlar aynen uygulanmaya devam edecek. Masayı Rumlar bir daha tekmeleyip devirdiği zaman siz yine aynı bugün neyse durumunuz, aynı o çerçevede yeniden hayatınıza devam etmekle sizi Batı cezalandıracak. O zaman masaya oturmanın ne anlamı var sorusu çok kendiliğinden gelen bir soru aslında. Evet. Yani şeyi de anlıyorum, muhalefet diyorsa sizin yani hükümetin ya da Türk tarafının ortaya koyduğu resmi tez bu mümkün değil. İşte Avrupa Birliği'nin her ülkesinin bunu onaylaması lazım vesaire. Evet doğru, çok mümkün değil ama bu tarafın da çokun ötesinde mümkün olmadığını yaşayarak öğrendik. Yani ama bu hayat bir mücadeledir. Bir mücadele ortaya koyarsınız. Yani bugün bütün batılı ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri, medeni ülkeler dediğimiz tüm ülkeler insan haklarına bir parantez açıyor, insan hakları. Ve bunu her şeyden ayrı tutuyorlar. Evet. Ama nedense o hak Kıbrıs Türk'üne verilmiyor bir türlü aynı batılı devletlerden. Yani bir Kıbrıs Türk evladı hiçbir şekilde uluslararası bir platformda temsil edilemiyor. Bunu açıklaması lazım bu batılı ülkelerin. Bu sadece işte siz Kıbrıs sorununda çözüm istemediniz, ayrılıkçı bir tutumla gittiniz, kendi devletinizi... doğan binlerce çocuğun ne, eğer bu bir suçsa ki değil bana göre ama velev ki o bakış açısıyla bakıyorum. Ne kabahati var bugün Mehmet'in, Ayşe'nin, Hüseyin'in bundan? Nasıl bir insan hakkıdır bu? Nasıl bir ayrıcalıktır ya da ötekileştirmedir Kıbrıs Türk'üne yapılan? Bunlardır aslında. Eğer biz bir masaya oturacaksak, bir daha bir masa kurulacaksa, bu izolasyonlar, ambargolar olmaması gerekir günün sonunda. Ve madem ki biz iki toplumuz ve eşit haklara sahibiz, bunu da masada görelim. Eşitsek görelim bunu masada. Masadan kalkınca da eşit olalım. Çünkü zaten bütün sorun orada. Dün mecliste de bu tartışıldı. Tufan Hoca mecliste ön şart sürmekle suçladı resmi politikayı. Yani masaya oturmak için ön şart talep ediyorsunuz ve bu daha şey kabul edilmiyor gibi. Tahsin Bey de diyor ki aslında ön şart Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Yani siz Kıbrıs Cumhuriyeti'yle masada olduğunuz sürece o zaten kendiliğinden bir ön şart. Yani açma, siz tanınmayan bir devletin toplum lideri olarak orada oturuyorsunuz. Kağıt üstünde karşınızdaki de toplum lideri orada. Ama herkes biliyor ki aslında orada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak var. Yani kağıt üstünde toplum lideri gibi görünebilir ama kalktığınız anda masada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı, dünyaca tanınan bir yapının bir ferdi. Ve bugün Macron'la, yarın işte bir başka dünya devletinin yetkilisiyle görüşebiliyor. Ama sizin eşit statüde dediğiniz toplum lideriniz Türkiye'nin dışında kabul görmüyor bir noktada. Nasıl bir eşitliktir bu? Aslında Türkçesi budur. Egemen eşitlik derken talep edilen bunlardır. Varsa bir eşitlik, bu her noktada olması gerekir. Ve madem ki bu devlet, yani bu Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti iki egemen halktan mütevellittir. O zaman egemen olarak devam etsinler. Egemenliği varsa ikisinin de bunu talep ediyor Türk tarafı. Bunu anlamayacak ne var? Ben anlamıyorum açıkçası. Yani talep bellidir. Bunu, bu talebi göz kapayan, bu talebi görmek istemeyen Rumlardır elbette. Ama onunla ilgili de bütün Batı'nın, Batı'yı sürüklediği bir politikadır. Elbette kolay değil. Talep edilen şey kolay bir şey değil yapılması. Ama artık yaşayarak öğrendik ki 50 yıldır federasyon diye talep ettiğimiz ya da talep edilen şey de hiç kolay değil. Ve tekrar tekrar yeni, aynı çerçevede yeni maceralara girmenin hiçbir anlamı yok. Daha önce bu programda söyledik. Ben sebebini de hep ona bağlarım zaten. Federasyon talebiyle kurulmak istenen masa hiçbir şekilde Kıbrıs'ı çözüme götürmez. Sadece olası bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma ihtimallerini önüne geçmek için kullanılan bir argüman olur. Bu da kolay bir şey değildir elbette. Ama işte bir taraftan Türkiye Cumhuriyetleri üzerinde yavaş yavaş başlayan bir etki var. Bunun yarattığı, Rumlar açısından bunun yarattığı sıkıntı ya da alarm
işte bir şekilde o müzakere masasını iki tarafı da oturtup bu süreci gene yıllara yaymak. Çünkü oturduğumuzda yıllara yayılan bir süreç var ve günün sonunda hiçbir şey de olmuyor. Olmadığı zaman da gene Kıbrıs Türkler izolasyonları, ambargolar altında kendi coğrafyasına hapsedilmiş kalıyor. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti bu müzakereler devam ederken her türlü devletten doğan haklarını, her türlü ikili işbirliklerini, her türlü maddi manevi dünya devletleriyle ilişkilerini geliştirmeye, uluslararası anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Haliyle bugün Sayın Ersin Tatar'dır. Belki yarın bir başka isimdir, hiç fark etmez. Ama Kıbrıs Türk tarafı masada bir eşitlik talep ediyor. Bu öyle masa üstündeki, kağıt üstündeki toplum lideri eşitliği değil, halk olmaktan gelen egemen eşitliğin talebidir. Bunu da en yüksek yine dozajda New York'ta tekrar dile getirecektir. Sayın Ersin Tatar söylediği de budur zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yetkilileriyle birlikte bu hak talebini zaten Kıbrıs Türkler adına her noktada dile getiriyor. Kolay bir şey mi? Yine söylüyorum, değil. Ama bir mücadeledir. Hayat zaten bir mücadeledir. Mücadelenizi bir başka kulvarda son 3 yıldır veriyoruz. Vermeye de devam etmek gerekir. Türkiye'de sizi bu anlamda destekledikten sonra beraber zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ancak ortak bir zemin yakalarsa ilerleyebilir. Ortak bir zemin olmazsa ikisi arasında yani Türk tezi dediğimiz bir tez noktasında sıkıntı doğarsa iki taraf arasında bunu ileri götürebilmek çok mümkün değil ama son 3 yıldır. Ondan önce de aslında federasyon noktasında yine bir işbirliği vardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti artık yeter haçana bir siz keyfinize göre masa dağıtacaksınız. Yani 1 milyon kişilik bir nüfustur günün sonunda Rumlar da baktığınızda. Yani koca Avrupa içerisinde bir kum tanesi gibi bir topluluk, bir ülke. Ama istediği gibi o birliğe at oynattırabilen bir noktada yani iyi kötü Yunanistan'la birlikte elbette ya da ittifaklar yaptığı Fransa'yla vesaireyle birlikte bunu iyi bir şekilde beceriyor. Ama Türkiye'de artık kocaman bir dünya devletidir. Bunu gördü ve artık yeter noktasına geldi iş. Bu seçimlerden vesaire tamamen ayrı olarak düşünüyorum bunu ve bu şekilde de yola devam edilecektir. Şimdi tabii bu süreçle ilgili yani ben görüyorum ki burada özellikle Sayın yani Ersin Tatar'ın Rum basınında çıkan haberlere tepkisi, sitemi aslında burada özellikle yani federal çözümü savunan kesimler değil, sağ görüşten insanların bu haberleri belli platformlarda paylaşarak işte yani Sayın Ersin Tatar gidip bunu kabul ediyor, kabul mü ediyor diye bir takım tepkileri ve soruları oldu. Sanırım Sayın Ersin Tatar'ın biraz da o nokta yani çünkü kendisine oy verebilecek potansiyel içerisinde böyle bir eleştiri ihtimali taşıyor bu adım. Bir de onun için biraz tedirgin. Bir de şöyle bir şey, tabii sağ kesim deyip tümünü bir noktaya koyamıyorsunuz. Aynen solun içinde olduğu gibi. Şimdi öyle bir kesim var ki hiçbir şekilde konuşma, görüşme, muhatap alma, sakın ha. Bu dünya düzeninde bu mümkün değil. Neden konuşmayacaksınız? Neden yani? Bunlar bizi tuzağa çeker. Ya siz kendi politikanızdan eminseniz, neye gittiğinizi biliyorsanız, bu konuyla ilgili de bir hani gareziniz yoksa, ben eşit uluslararası statüm, egemen eşitliğim olmadan masaya oturmam, tez bu. Bu veriliyor mu? Verilmiyor. O zaman ben yeni bir müzakerede yoğun. Bunu New York'ta da söylersiniz, Lefkoşa'da da söylersiniz, ara bölgede de söylersiniz. Neden gidilme... Bu güneydeki tabii Rum basının
ne kadar manipülatif olduğu, Rum basının Kıbrıs, özellikle Kıbrıs sorununa ilgili ne kadar yön vermeye çalıştığını çok iyi bilir bence bu kesimlerde. Yani bu manipülasyonu işte Kıbrıs Türk devletinin yöneticilerine ya da işte Cumhurbaşkanı'na yedirecekler mi? Onlar da farkındadır. Orada da bir ekip var. Yani Cumhurbaşkanı'nın da deneyimli bir ekibi var. Keza Türkiye Cumhuriyeti'nden de bu Dışişleri Bakanlığı, bürokratlar vesaire, diplomatlar özür dilerim vesaire çevresindedir. Yani bu işler böyle iki dudak arasında çıkıp da hallolacak şeyler değil. Bana göre endişe edilecek bir durumda söz konusu değildir ama şey, ne Rum liderle görüş, ne BM ile görüş, ne AB ile görüş. Tamam, o ne kazandırır ki size? Bir şey siz kazandırmaz. Görüşürsünüz, görüşünüzü söylersiniz. Bunun zaten altında dolduruyorsunuz. Neden böyle olduğuna, yani onlarca örneği var işte Andan planı, Kransmontana vesaire. Şimdi, evet. Anlatabilirsiniz neden bu noktaya geldiğinizi zaten. Yapılan da budur. Şimdi mütekabiliyet hassasiyeti, yani çünkü bu ikincidir oluyor. Yani siz eğer onunla görüşüyorsanız dışarıda, benimle de görüşmeniz gerekir mütekabiliyeti. Mütekabiliyet talebi ara ara gündeme geliyor. Belli dönemde, diğer eski cumhurbaşkanlar döneminde bu kadar çok mütekabiliyet talebi çok yoktu. Yani çünkü çoğu zaman yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bu görüşme yapılıyor. Sadece toplum lideri olarak elbette, değil. Dolayısıyla ama sadece Tatar'ın böyle bir hassasiyeti var. Kendisi görüşmek istiyor. Nerede olursa olsun giderim diyor. Bu anlamda ama tabii gitmeden, yani Guterres'e gitmeden ben geliyorum ama bunları söyleyeceğim basın toplantısında noktasının diplomasi açısından birazcık ben belki de Tufan Hoca bunu söylemeye çalışıyor. Yani şart koşarak gidecekseniz o zaman gitmeyin derim ben. Ama davet eden de bunu biliyor. Yani burada davet yok. Burada bizi davet edin diyor. O da nezaketen davet etmiş. Davet. Yani davet talep bizden gitti yani. Bu gayet doğal ama bunu eleştiriyor. Tabii yani mütekabiliyet çerçevesinde istenebilir. Bir kez daha da bu ama yerinde söylenebilir. Senin yani diyalog, diplomasi bunlar Kıbrıs'lık tarafının belki de bu 4-5 yıl içerisinde en çok arzu ettiği şeyler. Çünkü ben zaman zaman bu konuda, yani ben belli başlı sadece New York'a, işte Eylül ayında New York'a gidip gitme dışında ben Kıbrıs'lık tarafının dışa açılım sürecinin bu sürece çok etkili olduğunu düşünüyorum. Elbette Batı'ya değil, daha çok Türkiye Cumhuriyeti nezdinde, Azerbaycan nezdinde, ama bunu da çok kıymetli ve değerli buluyorum. Burada bile şey yaşıyoruz. Biliyorsun sen de. Yani özellikle Türk Devleti Teşkilatı içerisinde Kırgızistan'dan ve Macaristan'dan ciddi bir, Özbekistan'dan galiba Kırgızistan'dan ciddi bir Güney Kıbrıs'ın etkisi, evet, altında olan ülkelerden. Ama dışa açılım süreci her geçen gün daha çok arzu ettiğimiz bir konu. Bunda zaten ne kadar ısrarcı olursanız, ne kadar talepkar olursanız bunun utanacak bir tarafı yok. Gidilmesi gerekir, talep edilmesi gerekir, yapılması gerekir. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Ama burada da yine Batı'nın hep ötekileştirici pozisyonu var. Yani doğal olarak burada mütekabiliyet talebi, biz buradayız mesajı vermek anlamında bana göre oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu işte Birleşmiş Milletler olsun, Batı olsun, Andan planı sürecini düşünelim. O dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat hangi dünya lideriyle görüşmedi ki? Davetler yapıldı, gidildi. Çünkü o dönemin konjonktürü bunun üzerine kuruluydu. Bu dönemin konjonktürü bize kapılar kapalı, en azından Batı'da. Tamam, kapılar kapalı olabilir ama bu adanın politikasını belirleme noktasına işte garantör devletler, Birleşmiş Milletler bizi de muhatap almak zorundadır. Öte yandan aynen senin söylediğin noktada hemfikirim. Madem ki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasıyla ilgili bir politikada bir yandan güdüyoruz, bunu yapabileceğimiz başta Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere hangi ülkeler varsa, Türkiye'nin tabii burada biraz daha lafının, sözünün geçtiği ülkeler üzerinden neresi olursa olsun o kapıların da sonuna kadar zorlanması gerekir. Ama burada
Elbette sadece bizim yürüyebileceğimiz bir yol değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti birazcık size yolu açacak. Siz arkadan geleceksiniz. Bu da yapılmaya çalışılıyor ama bu işler hiç kolay değil. Çünkü tüm ülkelerin birbirleriyle bir takım ticari, ekonomik işbirlikleri var. Yani bugün Kırgızistan belki hani Türklük dünyası açısından baktığınızda Kıbrıs Türkleri kucaklamak isteyebilir. Ama bir takım ilişkiler tabii ki bunun önüne geçiyor olabilir. Çünkü her yani uluslararası ilişkiler dediğiniz şey önce sizin açınızdan geçerli. Yani siz kendi ülkeniz için doğruyu, iyiyi, güzeli istersiniz. Menfaat neredeyse uluslararası ilişki oradadır. Şu anda bazı ülkelerin, Türk devletleri dahi olsa menfaati Kıbrıs Türklere bir kapı açma yönünde olmayabilir. Ama bu böyle kalacak anlamına da gelmez. Bu menfaat ilişkileri süreçler içerisinde değişebilir. Bunu çok rahat dünyanın tüm ülkelerinin tarihlerini irdelediğinizde görebiliriz. Yakın tarihte de çok fazla örnekleri var. Bu işin yani işte İsrail, sadece kendi coğrafyamıza bakalım. Suriye, Rusya, İsrail, Türkiye ilişkilerine bakalım, Mısır vesaire bunları görebiliriz. Dolayısıyla bizim o kapıları sonuna kadar zorlamamız gerekiyor. İkili işbirliklerini sonuna kadar takip etmemiz gerekiyor. Türkiye seçimlerini nasıl yorumladın? Biraz Riyaz videolarında paylaştın ama. Yani Türkiye seçimlerini tabii 22. yılda bir ilk yaşandı. Yani bu çok önemli bir seçim oldu açıkçası. Yani tamam, iyi kötü herkesin düşüncesi şuydu. Ya bu büyük şehirlerde çok da fazla, özellikle üç büyük şehirde yani bir İstanbul acaba olur mu, değişim olur mu filan, ama diğer şehirlerde çok bir değişim beklenmiyordu. Ama genel olarak genelde ilk kez AK Parti'nin seçimi kaybettiği bir sonuç ortaya çıktığını görüyoruz. Bu oldukça önemli. Bence AK Parti seçmenlerinin ve AK Parti'nin dolayısıyla başta ekonomi politikası olmak üzere hükümetin bir gözden geçirmesi kuşkusuz budur. Çünkü Türkiye'de şu anda dolayısıyla bizde de en önemli sıkıntı ekonomik temelli sıkıntılardır. Vatandaşın cebine giren para, piyasanın pahalılığı, hep bunları konuşuyoruz zaten sevgili Levent burada. Türkiye'de de bu var. Şimdi bu konular yerel seçimin biraz ötesine geçmiş. Vatandaş önce cebine bakmış. Bundan dolayı biraz ceza kesmiş belli ki mevcut yönetime. Ama daha hep söylüyorum, 4 yıllık bir AK Parti iktidarı dönemi var. Yani bu 4 yılda çok şeyler değişebilir. Ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da, hani konjonktürel anlamda da. Dolayısıyla bu seçim mi, zaten Sayın Erdoğan da mesajında demokratik bir seçim olarak bunu algılayıp sonucu olarak bunu algıladığını gösteriyor. Bundan sonrasına ilişkin kurulacak ilişkiler, oluşturulacak yeni belki de ekonomik programlar vesaire, vatandaşın, Türk halkının biraz daha istemlerine kulak açan, daha dikkatli politikalar belki üretilmesi gereken bir süreci yaşatacaktır Türkiye'de AK Parti hükümetine. Ve Allah kerim, şu anda mevcut bir durumda başka bir seçim beklemiyor Türkiye'yi en az 4 yıl. Bu da önemli bir şey. Yani bir takım politikaları değiştirebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Önümüzde daha uzun bir yıl var. Uzun yıllar var, bir aksilik olmadığı takdirde. Bence mesaj almıştır. Yani Türk halkı bir mesaj verdi mevcut hükümete. O da bu mesajı alıp ona uygun bir yol haritası belirlerse Allah kerim bundan sonraki seçimlere diye genelleyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim son olarak. İşte bizim buradan okuyan kimi çevrelerimiz, işte Kıbrıs Türk politikacılardan ne yapacak acaba şimdi falan diye böyle bir takım iğneleyici şeyler var. Ben onlara çok güldüm açıkçası. Çünkü yani dediğim gibi bu bir yerel seçimdi. Bana göre Türk halkının bir mesajı vardı. Ama orada bir iktidar var. Ve bu iktidar yoluna devam edecek belli ki.
Kıbrıs Türk'ünün ya da Kıbrıs Türk politikacısının AK Parti, CHP gibi bir seçim tercihi olamaz. Çünkü Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağı ve ilişkisi çok daha ötedir. Devletler arasıdır, milletler arasıdır. Aynı ana vatan, yavru vatandır. Kimisi beğense de beğenmese de. Bu böyledir ama. Yani AK Parti, UVP ya da işte CHP, ne bileyim ben, CTP ilişkisi değildir. Bu böyle okuyan kesimler için söyleyeyim. Bana göre çok yanlış bir okumadır. Bu ve kısa, orta vadede değişen bir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti zaten işte ikinci adamıyla bu hafta buradadır. Ve yine burada olmasının sebebi de Cevdet Yılmaz'ın, gelmesinin sebebi de Kıbrıs Türk'üne yönelik olarak hangi ekonomi açılımları yapılabilecek, bu mali işbirliği protokolünde ne aşama var, nasıl yapılacak ileriye yönelik, bunları konuşmaktır. Ki iyi ki de bunlar yapılıyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Yine her zamanki katkın için. Değerli izleyenler, sevgili Atatürk Han'la birlikte günü tamamladık. Özellikle Cumhurbaşkanlığında siyasi partiler toplantısının yansımalarını sevgili Aytun'un gözünden değerlendirmesiyle dinledik. Biraz da Türkiye seçimini konuştuk. Tabii ki ortak nokta ekonomik verilerin sandığa yansıdığı şeklinde. Türkiye'de zaman zaman atılıp gidip geldiğimiz, maça gittiğimiz, kafa dağıtmaya gittiğimiz, Türkiye'nin, benim sevgili Aytun'da bir dönem öğrenciliği var sanırım orada, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Ankara'm var, 4 yıl. Ben de Ankara'da üniversite yıllarım. Türkiye'nin şartlarını, dokusunu, sosyolojisini yaşadık, birlikte gördük. Dolayısıyla tabii yani ekonomik açıdan son zamanlara gittiğimizde gerçekten neredeyse artık Türkiye'yle denkiz ve hatta bazı ürünlerin Türkiye'de bizden daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlar olacaktır diye düşünüyoruz. Bizde benzin 34 lira, orada benzin 44 lira. Bizde şimdi 36 mı oldu son? 36.50 falan, öyle bir şey. Orada 44 lira benzin. Dolayısıyla hep birlikte bunları takip etmeye devam edeceğiz. Yarın saat 12.10'da yeniden görüşmek dileğiyle şimdiden duyuralım. CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman yarın canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan gelsin. Bakalım, konuşalım. Onun penceresinde neler var. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.